Çeyrek sağlam, güvenli ve sağlıklı bu renkler önemli, gerekli, planlanan, arzulanan, beklenen. Buradan, bu ülkeden, bizden, bizim, buraya, Avrupa'ya, dünyaya, herkese değerli, güvenilir, yeni, ekonomik, aşırı, güç, akıl, gelecek. Ekotork. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık, saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Koç, Ford Otosan Yönetim Kurulu'nun değerli üyeleri, Koç Holding ve Ford Otosan'ın değerli yöneticileri, sayın konuklarımız, Ekotor Motor'un seri üretim hattan iniş törenine hepiniz hoş geldiniz. Ford Otosan Genel Müdürü Sayın Haydar Yenigün'ü konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valilerimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız, Sayın Ali Koç, Ford Otosan Yönetim Kurulu üyeleri, değerli basın mensupları ve değerli konuklarımız, bir dünya markası olan Ford Otosan'ın bu gurur gününde sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sanayide yaratıcılığın, güvenilirliğin, üretimin, başarının uzun soluklu bir hareket olduğu bilinciyle ülkemiz ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin sıfırdan motor geliştirme ve üretme yeteneğine sahip olan tek şirketiz. Fikri ve sanayi hakları tamamen Ford Otosan'a ait olan Euro 6 normlarına uygun Ekotor motorumuzun hattan indirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. Değerli misafirlerimiz, Türkiye'nin Euro 6 normlarına uygun çevreci ilk yerli kamyon motorunu üreten İnönü fabrikamızla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Temeli 1979 yılında atılan Ford Otosan İnönü fabrikası, üretim faaliyetlerine 1982 yılında başladı. 83'te ilk motor, 84'te de ilk kargo kamyon üretimini gerçekleştirdi. 1.1 milyon metrekare alana kurulmuş olan İnönü fabrikamızın 90 bin metrekare kapalı alanı var. Üretim faaliyetlerimiz bu tesislerde devam ediyor. Üretim kalitesi, üretim verimliliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında Ford fabrikalarının içinde en iyi fabrikalardan olan İnönü fabrikamızda 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktayız. Yıllık üretim kapasitemize bakacak olursak, İnönü fabrikamızda 15 bin adet kargo kamyon, 15 bin adet motor, ekotor motoru üretme kapasitemiz bulunmaktadır. Ayrıca Kocaeli fabrikamızda üretilen transit araçlarımız içinde 65 bin adet için Puma motor, dizel Puma motor ve tüm transit modellerimiz için de 140 bin adetlik arka aks ve 300 bin adet de transit ön düzen üretim kapasitesine sahibiz. İnönü fabrikamızda bugüne kadar 23 değişik ana tip, ana gövde tipindeki kamyon ürün gamımızdan 200 binin üzerinde üretim yapmış bulunmaktayız. Güçlü ARGE geleneğimizi toplam 1500 ARGE mühendisimizin çalıştığı Sancaktepe ve Gölcük tesislerimizin yanı sıra İnönü fabrikamızdaki ARGE merkezimiz ile de devam ettirmeyiz. Bu arada Ocak ayı sonu itibariyle İnönü tesisimizde ARGE merkezi belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu nedenle de başta Sayın Bakanımız olmak üzere bütün bakanlık organizasyonuna da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 3 milyon euroluk yatırım ile İnönü'de hayata geçirdiğimiz Gölcük'ten sonra ikinci motor test merkezimiz sahip olduğu ileri teknolojilerle
dünyadaki benzerlerine öncülük ediyor. Yeni motor test merkezimiz 13 litre üzerinde motor test kabiliyetine sahip Türkiye'deki ilk tesis olarak global anlamda Ford'a da hizmet vermektedir. Bu 5 farklı test odasında Euro 6 normlarını karşılayan EcoTorque motorları geliştiriyor ve özellikle de dayanım testlerini yapıyoruz. Yeni emisyon şartları bizi teknolojik olarak çok üst seviyede geliştirme yapmaya ve bu yeni geliştirilmiş teknolojinin de hayata geçirilmesine zorluyor. Bu çerçevede kurduğumuz test merkezimiz Euro 6 seviyesi egzoz gazı filtreleme sistemini test edebilme yeteneğine sahip, Türkiye'deki ilk merkez olma özelliğine de sahip. Kendi Ar-Ge gücümüzle geliştirdiğimiz bu merkezde gelecek dönemde Ford'un taleplerini karşılayacağımız gibi son dönemde bakanlığımız tarafından da teşvik edilen diğer dış taleplere de cevap verme imkanına sahip olacağız. Bu arada gelişmeleri tekrar web üzerinden geçersem, çok yakın zamana kadar yurt dışı merkezlerde yapmak zorunda olduğumuz kamyon araç test aktivitelerini ise artık Ford Otosan İnönü tesislerinde yapabileceğiz. Geçtiğimiz ay içinde Türkiye'nin ilk ve kamyon test pistini bu merkezde, bu alanda devreye aldık. Yakın zamanda otonom kamyon test sürüşlerine de başlayacağımız bu pist ile ürünlerimiz dünya standartlarında test edilebilme şansına sahip olacak. Değerli konuklar, EcoTorque motorun hikayesine baktığımız zaman orada Türkiye'nin otomotiv geçmişini de, esasen Türkiye'nin tam olarak otomotiv sanayi ve teknolojisinin dönüşüm hikayesini de görüyoruz. Türkiye'nin ilk yerli dizel motoru Erkin 1986 yılında üretmemizin ardından 2003 yılında yepyeni bir ağır vasıta motoru olan EcoTorque'u geliştirmiştik. 2009 yılında Euro 5 emisyonları normlarına uygun EcoTorque 9 litreyi de devreye aldık. Bugün sizlerle üretim törenini gerçekleştirdiğimiz 12.7 litre hacminde Euro 6 emisyon normlarına uygun EcoTorque motorumuzu da geliştirme işlemlerine 2011 yılında başladık. 1500 kişilik Ar-Ge organizasyonumuzun motor geliştirme biriminde çalışan 320 mühendis, Ar-Ge mühendisimizle de çalışmalarımızı 2015 yılında tamamladık. Burada izin verirseniz bu geldiğimiz noktayı, gerek otosanın, gerek motor geliştirme sisteminin, gerekse kamyonun bu geldiği noktadaki çok önemli iki kişinin ismini de burada zikretmek istiyorum. İkisi de otomotiv sektörünü ve Türkiye sanayisinin duayenlerinden Sayın Ali İhsan İlkbahar ve Sayın Turgay Durak sayesinde bu geliştirmelerin önü açılmış ve bugün geldiğimiz noktaya ulaşmış oldu. Kendilerine sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. EcoTorque projemizle inovatif bir mimariye sahip Euro 6 emisyonlarını sağlayan ve Euro 7 emisyonlarına da hazır halde geliştirilmiş, dünya pazarları için rekabetçi, sınıfında lider özelliklere sahip bir motor ailesi geliştirdik. Yeni nesil EcoTorque 9 litre ve 13 litre kapasitelerle 330, 420 ve 480 beygir güç üretiyor. Motorlarımız Türkiye için Euro 6, ihraç pazarları için ise Euro 3 veya Euro 5, o ülkenin regülasyonuna uygun olarak da üretilecektir. Aynı zamanda yeni motorumuz oldukça rekabetçi, yakıt sarfiyatıyla da bize rekabette çok çok büyük bir avantaj sağlayacak. Tüm motorlarımızda standart olarak sunacağımız yüksek performanslı motor freni özelliği de kullanıcılarımız için önemli bir ürün geliştirme çalışması olarak da kayıtlara geçmiştir. Sağladığı yakıt ekonomisiyle verimlilik beklentilerinin tümüne cevap verebilen ve sessiz çalışması ile göz dolduran, rakiplerinin önüne geçen yeni EcoTorque motor ailesi rakipler arasından da tabii ki kolayca sıyrılacaktır. Bazı rakamları daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu motoru geliştirmek için dinamometrelerimizde 50 bin saatin üzerine varan testler yapıldı ve bu testler sonucunda
araçlarımızın motorlarının, EcoTorq motorunun en az 1,5 milyon kilometre ömrüne sahip olacağını öngörüyoruz. Ve dayanıklılığıyla da bu sayede adından söz ettirecek bir motora sahip olduk. Şimdi sizlerle proje hakkında bir kısım rakamı daha paylaşmak istiyorum. Ford Otosan EcoTorq için geliştirme, imalat, prototip gibi süreçlere 100 milyon dolara aşan bir yatırım yaptı. Bizimle birlikte yan sanayilerimizde EcoTorq projesi için 4 milyon euroya yakın yatırım yaptı. Toplam 7 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz Euro 6 egzoz gazı arındırma sistemi, yani emisyonun kalbi, sürdürülebilirlik açısından EcoTorq projesinin en önemli sonuçlarından birisi oldu diyebilirim. Motor projemiz kapsamında üniversitelerle birlikte yapılan ARGE çalışmaları içinde toplam 1.7 milyon lira, yüksek teknolojili COBI ARGE işbirlikleri içinde 4 milyon Türk lirası harcanmıştır. Patente bu kadar önem veren şirketimiz bu proje kapsamında 2015 yılı sonuna kadar tasarımdan prototip bazına kadar yüzlerce inovatif fikir geliştirdi. Bu fikirlerden 36'sı yurt dışında olmak üzere toplam 69'una patent başvurusu yapıldı. Yapılan testler eksi 50 dereceden artı 50 dereceye kadar her türlü hava şartlarında ve her türlü iklim koşulunda, her türlü arazide test edilerek EcoTorq motor geliştirildi. Ford Trucks modelleri ile Çin'den Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya ve tüm dünyaya ihraç edilecek. Sizlerle daha önce, daha motorumuz geliştirme aşamasındayken Çinli bir firmayla lisans anlaşması yaptığımı da daha önce paylaşmıştım. Değerli konuklar, Ford Otosan ekibi olarak önümüzdeki süreçte de sadece otomotivin değil, Türkiye'deki en büyük otomotiv sanayi şirketi ve ARGE üssü olarak çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz. Avrupa standartlarındaki yeni EcoTorq motorumuzun Ford Motor Company'ye, Koç grubuna, Ford Otosan'a, otomotiv sektörüne ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte bize verdikleri çok çok değerli destek için Sayın Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanımız Fikri Işık'a ve bakanlarımızın tüm ekibine, TÜBİTAK'a ve tüm ilgili kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi de borç biliriz. Beni dinlediğiniz için ve toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, değerli konuklar, törenimize Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Koç'un konuşmasıyla devam ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız, devletimizin değerli temsilcileri, sevgili misafirlerimiz, değerli basın mensupları ve hem buradaki hem İstanbul'daki dava arkadaşlarımız, Ford Otosan'ın sevgili çalışanlarım. Bu önemli günümüze, değerli günümüze teşrif ettiniz. Ayağınıza sağlık. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ülkemize ve sektörümüze yeni bir müjde daha vermenin heyecanını yaşadığımız bu özel günde bizle beraber olduğunuz için hepinize de şahsım, Koç ailesi, toplumumuz adına tek tek teşekkür eder, sevgi ve saygıyla selamlarım. Yücel Bey'e üreterek istihdam yaratmanın önemine değindiğiniz ve bizleri motive edici sözleriniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bunu da bize hissettiriyorsunuz. Konuşmaya başlamadan önce son dönemde yaşanan terör olaylarından yakınlarını kaybeden tüm ailelere başsağlığı, sabır, yaralanan vatandaşlarımıza da adi şifalar diliyorum. Ülkemizi ve dünyanın pek çok bölgesini etkileyen savaşların ve terör olaylarının bir an önce sona ermesini, barışın, huzurun, refahın ve her şeyden önemlisi Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi en büyük temelimizdir. Ancak hep beraber bugün yaşayacağız. Değerli konuklarımız, günümüzde baş döndürücü bir teknolojik dönüşüme tanıklık ediyoruz. Evet, değişmeyen tek şey değişim, bunu hepimiz biliyoruz ama hiçbir dönemde tarihte bu
bu kadar hızlı değişime tanık olmamıştık. Büyük dönüşüm, bu büyük dönüşüm karşımıza sadece yeni ürünler değil, yeni iş alanları, yeni hayat tarzları, yeni iş modelleri çıkartıyor. En çok sektörlü kuralların tekrar yazıldığını, baştan aşağı değiştiğini görüyoruz. Oyunu yeniden kuranlar ve yeni kuralları hızla adapte olanlar her zaman bir adım önde olduklarını tespit ediyoruz. Bu değişimin temelinde de inovasyon gücü ve kültürü yatmaktadır. Bu çerçevede bizlerin en büyük arzusu ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırarak global arenada önemli oyunculardan ve merkezlerden biri olmasıdır. Bu hedefin temelinde bilgi ve teknoloji üretebilmemiz, yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunabilmemiz yatıyor. Tabii ki her alanda, her süreçte olduğu gibi burada başarı yakalamanın olmazsa olmazı ise insan kaynağından geçiyor. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli insan kaynağı yaratmak için de ciddi planlamalar, sistemler geliştirmemiz, uygulamamız gerekmektedir. Mesafe almış ülkelere oranla daha gidecek çok daha uzun bir yolumuz olsa dahi hükümetimizin bu hedefe sağladığı Ar-Ge teşviklerini ve başlattığı reformların yatırımları cesaretlendirdiğini memnuniyetle söyleyebilirim. Geçtiğimiz günlerde devreye alınan Ar-Ge reformu paketinin günümüzün önemli rekabet unsurlarından biri olan inovasyonu destek vereceğini ve de üniversite sanayi işbirliği açısından da son derece önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bugün bizler de Koç toplu olarak her işimizde önümüzü geleceğe, Ar-Ge'ye ve inovasyonu çevirerek faaliyetlerimizi sürdürmek için gayret gösteriyoruz. Hız kesmeyen teknoloji yatırımlarımızla daha üstün nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeye ve iş süreçlerimizi yenilemeye çalışıyoruz. Tabii bunları yapabilmemizde, başarabilmemizde, hatta cesaret edebilmemizdeki en büyük katalist ise geçmişe nazaran bugün çok daha uzun vadeli düşünebiliyoruz, çok daha uzun vadeli plan ve programları uygulayabiliyoruz. Bu felsefeyle Koç toplu olarak geldiğimiz noktayı bazı rakamlarla sizlere ifade etmek istiyorum. 2007-2014 yıl arasında geçen 7 yıl arasında yaptığımız Ar-Ge harcamaları topluluk olarak toplam 4.6 milyar liraya ulaştı. Buna ilave olarak sadece geçen yıl yaptığımız Ar-Ge harcaması ise 1.3 milyar TL'ye buldu. Bu da aslında ülkemizin geleceğine olan güvenimizin, inancımızın en somut göstergesidir. TÜİK verilerine göre Türkiye'de özel sektör Ar-Ge harcamalarının %13'ünün topluluğumuz tarafından yapıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca topluluğumuza ait 15 Ar-Ge merkezinde 4300'ü aşkın mühendisimiz görev yapmaktadır. Bu rakam ülkemizde Ar-Ge merkezinde çalışan toplam personel sayısının 24 bin civarında olduğunu düşünürsek bunun yaklaşık %18'i Koç topluluğunda çalışmaktadır. Türk Patent Enstitüsü tarafından açıklanan 2014 yılında en çok yerli patent başvurusu yapan firma verilerine göre ilk 10'da 4 şirketimiz bulunmaktadır. Sırasıyla 1 numara Arçelik, 2 numara Forodosan, Otokar şirketimiz 5, Tokaş ise 6. sırada bulunmaktadır. WIPO yani Dünya Fikri Haklar Örgütü nezdinde Türkiye'den yapılan uluslararası patent başvurularının 1/3'ünden fazlası Koç topluluğu şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu örgütün uluslararası patent başvuru listesinde ilk 200'e giren tek Türk şirketi ise Arçelik'tir. Ar-Ge merkezlerimizin sektörlerindeki en başarılı Ar-Ge merkezi olarak ödüller alması da bizleri ayrıca sevindirmektedir. Topluluk olarak en önemli hedeflerimizden biri teknoloji ve inovasyona öncülük ederek yenilikçi, çevreye duyarlı ve enerji verimli yüksek ürün ve hizmetlere odaklanmaktır. Bu hedefle yatırımlarına devam eden şirketimiz Ford Otosan, gelişmiş üretim kabiliyetlerinin yanı sıra bugün sayısı 1500'e ulaşan Ar-Ge mühendisiyle Ford'un
global organizasyonuna gün geçtikçe artan önemde sorumluluk almakta ve katkı sağlamaktadır. Aslında bu bir geceden, bir günden yarına, bir yıldan ertesi olacak bir şey değil. 56 yılda edindiğimiz deneyimin kurumsallaştırılmasından bizi getirdiği noktadır. Bu da bizleri ayrıca sevindirmektedir. Bu noktada sizlere Ford Odası'nın dünya standartlarındaki çalışmalarıyla elde ettiği başarıları da kısaca aktarmak istiyorum. Ford Odası bugün Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezidir. 2012 yılında tüm Avrupa pazarının ticari pazarında 7. sırada bulunan Ford, 2015'te toplam Avrupa pazarında ticari araçların liderliği, lider konumuna gelmiştir. Bu bizler için çok çok önemlidir. Hem buraya bizim katkımız vardır ama Ford başarılı oldukça da onun katkısını bizler yaşamaktayız. Niye? Çünkü Avrupa'da satılan her 10 ticari araçtan 8'i Ford Otosan fabrikalarında üretilmektedir. Şirketimiz 415 bin adetlik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en yüksek kurulu kapasiteye sahip otomotiv şirketidir. 10 bin üzerinde çalışan yine sektörün en yüksek istihdamına sahiptir. Türkiye'nin ticari araç üretiminin %59'unu, ticari araç ihracatının ise %65'ini Ford Otosan tek başına yapmaktadır. 2011-2014 yılları arasında yaptığı 1.6 milyar dolar yatırım ile otomotiv sektörünün lideridir. Sektörün en büyük Ar-Ge merkezine sahiptir. Son 5 yıldır otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olan Ford Otosan, 2015 yılı itibariyle yapmış olduğu 3.9 milyar dolarlık ihracat geliri ile henüz açıklanmasa da inancımız Türkiye'nin ihracat şampiyonudur 2015 yılı için. Açıklamalar Mayıs'ta yapılacak. Bu başarıların yanı sıra 2010 yılında imzalanan anlaşmayla şirketimiz kendi geliştirdiği ve ürettiği Ford Truck çekici ve kamyonları için 3 kıtada toplam 60 ülkede satış yapma, organizasyon kurma ve distribütör atama haklarına sahiptir. Bu doğrultuda hedefimiz 2020 yılına kadar 50 ülkede distribütörlük ve bayi ağını oluşturmaktır. Son olarak şirketimiz Ford kamyon ve çekicilerin ilgili dizel motorları için global mühendislik çalışmalarının sorumluluğunu da üstlenmiş durumdadır. Değerli konuklarımız, demin de ifade edildiği gibi ilk el dizel motoru 1986 yılında ürettik. Bugün geldiğimiz noktada ise Haydar Bey'in ifade ettiği gibi ben tekrar vurgulamak istiyorum. Türkiye'de sıfırdan geliştiren, üretilen ilk ve tek kamyon motorunu sunmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda teknoloji ithal ederken bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimiz ile teknolojiyi ihraç eder hale geldik. Daha evvel ifade ettiğim üzere Ford Otosan yeni nesil ekator motorlarının dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin'de üretimi için JMC firması ile teknoloji lisans anlaşması imzalamıştı. Son 5 yılda ise 320 milyon doların üzerinde mühendislik ihraç eden şirketimiz önümüzdeki dönemde yeni nesil ekotorkun katkılarıyla yüksek katma değerli bu faaliyetini artırarak sürdürecektir. Türk mühendislerin yaratıcılığı, zekası ve teknik bilgisiyle bir aracı, motoru dahil geliştirip üretebilecek yeteneğe sahip tek Türk şirketi olan Ford Otosan, Ekotor motoruyla aslında bir bakıma dünya vizesi almış oluyor. En önemlisi de ülkemiz otomotiv sektöründeki teknoloji ve Ar-Ge gücünü bir kez daha kanıtlamış oluyor bu şekilde. İnönü Fabrikası'nın ürettiğimiz yeni nesil ekotor motorunun fikri ve sınav hakkının %100'üne sahip olan şirketimiz, bu ürünü geliştirme, yenileme, yurt dışında pazarlama ya da teknolojik olarak satma hakkına sahiptir. Yani kısacası, özetle Eskişehir'in fabrikamızda ürettiğimiz yeni nesil motorumuz ile tüm dünyanın yükünü taşımaya talibiz.
Yeni ürünümüzü Ford Otosan'a, Ford Motor Company'ye, tüm Türkiye otomotiv sektörüne hayırlı uğurlu olmasını canı gönlümden diliyorum. Değerli misafirler, bu vesileyle gecesini gündüzüne katarak çalışan ve EcoTorque motoruyla ülkemizi ve bizleri gururlandıran esas kahramanlar olan tüm Ford Otosan ekibinizi huzurlarınızda kutlar ve alkışlar ettiklerini ifade ederim. Ford Otosan'ın bugüne kadar elde ettiği tüm başarılarında emeği geçen çalışanlarına, bir kısmı hayatta olmayan eski yöneticilerine, Koç Toplum adına şükranlarımı sunarım. Demin bahsettiğimiz bazı efsane yöneticilerimiz de zaten bugün bizlerle aramızda bu gururu yaşıyorlar. Burada özellikle bir noktaya daha değinmek istiyorum. Çünkü ben Ford olarak konuşuyorum ama bir de bizim Tofaş tarafımız var. Orada da abim Mustafa Koç yönetim kurulu başkanıydı. Kendisinin hem Koç Toplu hem otomobil sektörünün vizyona katkılarını vurgulamak isterim. Bizim aramızda bir duvar var. Ford'la Tofaş. Ford'la Tofaş fazla bilmez. Tofaş da Ford'u fazla bilmez. Ancak onun oradaki vizyonu, gerçekleştirdikleri, otomotiv sektörüne bir katkıları, Ar-Ge ve inovasyon olan inancı ve de topluluğumuzun global bir şirket olma konusunda gösterdiği cesaret bize her zaman ışık tutacaktır. Bu vesileyle birkaç teşekkürüm daha var. Bilhassa Türkiye'nin teknoloji gücünü arttırmaya verdikleri önem ve yatırımlarımıza bugüne kadar verdikleri destekler, motivasyon, cesaret nedeniyle başta hükümetimize, Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bakanlık çalışanlarına Haydar Bey'in de ifade ettiği gibi içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız, hep yanımızda oldunuz, dert dostlar oldunuz, güven dostlar oldunuz, önümüzü açtınız. Sayın Bakanım biraz da sizin son iki yılda sık sık beraber olduk. Vizyonunuzu, düşüncelerinizi, inancınızı, neler yapmaya çalıştığınızı da gayet iyi biliyorum. Vizyonunuzu bir kısmı dahi gerçekleşse ülkemize çok büyük değer katacağını da biliyorum. İnşallah siz de bu vizyonda yolunuz açık, şansınız bol olur. Teşekkür ederiz. Bizlere ise sanayici olmak güç. Sizler biliyorsunuz. Üretmek riskli. Sonunda en mükemmel tesislere sahip olsanız, en mükemmel iş modellerine sahip olsanız ve uygulasanız, kazançlar yüzdeler zaten ortada. Zaman zaman hamallık diyenler var. Ama bu ülkenin global ekonomide dünyanın önemli oyuncularından biri olacaksa, bu ülke 20-23 vizyonlarını yakalayacak, yakalamasa da yakınlaşacaksa bu işin üretimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bilhassa son dönemde sanayiye ve sanayicilere hükümetimizin, devletimizin sahip çıkması da bizleri ayrıca sevindiriyor. Çünkü ondan evvelki dönemlerde de bizler zaman zaman acaba biz doğru iş mi yapıyoruz diye kendimizi sorguluyorduk. Ama bugün görüyoruz ki başta hükümetimiz olmak üzere bizlere Cumhuriyet tarihinin en önemli, en teşvik edici programları, teşvikleri geliştiriliyor. Geçen sene Ar-Ge ile ilgili açıklamalarınız ve bunların da biliyorum aklımızdakileri daha da gelişeceğini, daha da ilerleteceğinizi ve hiçbir dönemde de sanayiciler için bunlar, bu imkanlar sunulmamıştı. İnşallah bizler de bize güzel görev de Beyfi Bey'in her zaman söylediği imkan varsa ben de varım felsefesiyle her koşulda çalışmak, üretmek, yatırım yapmak ve ülkemize değer katmak. Hepiniz için teşekkür ederim. EcoTorque gururla yollarda. Sayın Bakanım, Sayın Yetkililerim, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanım, bu gurur tablosunda yer almaya sizleri davet ediyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık,
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Koç. Sayın Bakanım buyurun. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Yücel Yücel. Koç Holding CEO'su Sayın Levent Çakıroğlu. Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Sayın Cenk Çimen. Ford Otosan Genel Müdürü Sayın Haydar Yenigün. Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Sayın Bill Perriam. Sayın Turgay Durak, Sayın Ali İhsan İlkbahar, Sayın Mehmet Barmanbek, Sayın Ufuk Güçlü, Sayın Erdoğan Umutlu. Canlarımızı sunuyoruz. Öğle yemeği servisimiz hemen yan tarafta var.